Nedim tehlikede. Ben yolun başında bekle. Sen içeriki odaya geç. Dikkatli olun. Vallahi bu sefer elimizden kaçmasın. Vallahi pusuya düşürecekler. Ne? Sen nereye? Seninle geleyim ne nereye? Yok yok saçmalama otele dön. Ha, sen gideceksin ben otelde kalıp bekleyeceğim ya, değil mi? Ezo. Ezo ne diyorsam onu yap. Bir dakika bir dakika. Biz şey değil miyik? Arkadaş. Otele dön dedim Ezo. Belki daha da ileri. Sen tehlikedeyken ben oturup bekleyemem. Ezo ne olur dediğimi yap. Yapamam ki. Bak beni almazsan taksiye biner. Ya sözümü dinlesene bir kere. Bağırma. Bir dinle. Kadim Bey. Ne dediydin bana? Sana bir şey olaydı dediydin. Yalan mıydı? Yaşamanın bir anlamı kalmazdı dediydin. Ezo. Kadim, sağ bir şey olursa, bak yaşamanın hiçbir güzelliği kalmaz. Benim yerim senin yanın olsun, daha ne diyeyim sana. Hadi gidelim. Yolda mısınız? Herifler Nedim'in evinde. He? Anlamadım yeğenim. Nerede? Evde evde. Tuzak kurmuşlar. Deme ya. Tüh. Neyse. Bildiğimiz iyi oldu. Konuşur anlaşırız. Merak etme sen. Berbek'te sakın ayrılma otelden ha. Yok. Bizzat. Alo. Ne oldu? Kapadı. Bunlar çok sağ baba. Bu cevariyetle bugün nasıl görmüşler hayret. Seyfo, baş edebilir mi iknesi kurban? Ne demek, evvel Allah'ım. Esas silahşörümüz yok ama. Meryem'i diyeyim, Meryem'i. Kaçırdım babayı da korumaz kaldık. Benimle eğlenme ağam, Allah aşkına benimle eğlenme. Tamam Kadim Bey, tamam. Sen az eğlen. Cevap vermiyor. Bildiğini okuyacak, bildiğini. Doğru üstlerine gidiyor mu? Evet. Ya biz? Kardeşim orada. Bekleyecek değilim herhalde. Hayatımızı temize çekek, he mi? Tertemiz olsun. Çekek bakalım. Torpide gözünü açar mısın? Ne? Sen de vuruşacaksın, he mi? Ne yapayım? Nedim ellerinde diyorum. Seni de Elazığ'a göndermeli ha. Ne? Akıl hastanesine deyim Meryem'le birlikte. Sende hiç mi akıl kalmadı Kadim Bey? Ne yapayım?
He? Ne yapayım? Okey'den çıktı bir kere. Polisi ara. Sen efendi adamsın. Ya ayıp değil mi? Polisi ara deyim sana. Beni dinleyin. Seyit benim bu işte bir ile sezeceğimi bilir. Adamlarını yaymıştır. Seyfo, git bir keşif yap. Kaç kişiymişler, kim neredeymiş anlayalım. Haydi. Hı-hı. Siz bunları tutacaksınız. Seyit içeridedir mutlaka. Nedim Bey'in yanında. Onu bana bırakacaksınız. Anladın? Başsın ağam. Anladın? Ya içime doğmuş gibi. Dedim, Nedim tek başına. Eballı bunun peşini bırakmaz. İyi ki gelmişiz, halin yamandı yoksa. Sağ olun. Sen sağ ol. Nedim, heyecan var mı? Bakın, benim size bir teklifim var. Yapma, öyle olmayacak işlere kafanı yorma boşuna. Neden? Bunu yapmanız için Süreyya size para vermiyor mu? Ne münasebet? Süreyya bizim burada olduğumuzu bile bilmiyor. Birileri para veriyor ama. Bak şimdi Gülcan'ım ya. Yani şimdi her şey para mı? He? Hatır gönül nerede? İnsanlık nerede? He? Abimle de konuşalım. Belli bir para alıp çekilin bu işten. Kimsenin burnu bile kanamasın. Ben şaka yapmıyorum. Ya benim güldüğüm senin saflığın. Ya ben gitsem ballı seni bırakır mı? Hem işin asıl komik tarafı, zaten para vereceksiniz bana. Bak, sen hala işi anlamadın güzel kardeşim. Ben senin adamınım. Seni korumak için buradayım. Edüze çıkalım, neyse saat ücretimiz, ederimizi alırız. Sen onu merak etme. Geldi ağam. Evet. Kalabalık değiller ağam. Ben iki kişi gördüm. Buna rahatlık Seyit Efendi. İçerideler mi acaba? Hadi üstlerine gidin bakalım. Oyalamacasın ha. Kimseyi indirmeye kalkmayın. Gerekmedikçe. Nedim Bey beni bekliyor. Kapıya kadar giderim bununla ben. Orada duruma göre. Dediğim gibi oyalayın, işime karışmasınlar. Zuladan adam çıkar veya evden silah sesi gelirse ezer geçersiniz. Eve doğru ateş etmeyin ha. Unutmayın, bizim bir tane işimiz var. Nedim Bey alıp çıkma. Anlaşıldı? Anlaşıldı ağam. Başsın ağam. Seyit meselesi de böylece kapandı sayılır arkadaşlar. Bize de davul zurna çalmak düşüyor. Haydi bakalım. Vay canına. Ne? Hiç. Vay canına demedin mi? Dedim. E'si yaşamak güzel bir şey. Eğleniyor musun sen? He, galiba. Ya kusura bakma, eğlenmek değil de. Yani kardeşin orada. Yani biz de gittik işte. Yok, özür dileme. Anladım dediğini. İnsan garip. Bir de Meryem geliyor aklıma. Ne tuhaf şey. Hasta mı o? Meryem. Hı. Ballı mı dedi sana? Senin yaralanman da şu tabanca meselesi. Onun suçuymuş. Yalana bak. Tamam, Meryem zor kadın. Cık, deli meli değil. Ama şimdi delirirse bilmem. Niye?
Ben bile buradayım, o yok. Neredeyse ayıp yani. Burada bekleyecekmişiz. Ev nerede? Bir kilometre bile yok. Heh, tevekkili, sol tekerlek inmiş. Sola çekip duruyor. Şurada bir hava basayım ben onu. Aman ha. Hiç kıpırdama. Nedim Bey. Aman. Aman diyeyim, beni günaha sokma. Hızlıymışsın ha? Kimsin yavrum? Aziz Aziz! Durun! Şşt! Hey hey hey! Ne oldu hanımefendi? Bir şey ihbar etmek isteyeyim polis bey. Buyurun, arabada anlatırsınız. Senin kalıbını. Zeynep söylediydi, inanmadıydı. La bu kavatın yanında işin ne? Zeynel dedikodumu etti lan. Acırım lan sana. Vallahi anlatın lan, iyi mi sağlığı? Birazdan öğrenirsin Aziz. Kıpranma Aziz. İyiyiz böyle. Geç böyle. Geç. Nedim. Heh, bir sene eksiktin. Dur. Dur hele, dur, girme. Ne geldin sen buraya? Dur hele, dur. Tedbir diye bir şey var değil mi? Şşş, yürü. Kadim!
Gel lan buraya. Bırak! Sakın! Sakın! Nedim! Nedim! İyi misin? Ha? Bir şey yok değil mi? Burnum! Ha? Şey! Sefo! Abo! Kaybol! Kaybol! Yürü! Vurulmuş mu? Yok yok. Kafa atmış. Şerefsiz. Aman çok şükür. Kötü değil. Ya Kadim Bey ne kadar inatçısın ya. Niye? Kimse kıpırdamasın polis. Murat'ını erdin mi? Güzel bir ifade hazırla bakalım şimdi. Kadim. Kadim. Sen de bunu unutma Kadim Bey. Durun. Hiçbir yere gidemezsiniz. Kadim Bey siz gidebilirsiniz. Öyle mi? Arkadaşlar sizi gideceğiniz yere kadar bıraksınlar. Yok yok teşekkür ederim. Selahattin Bey? O bu gece bizim misafirimiz olacak. Ruhsatsız silah bulundurmaktan zabıt tutulmuş. Sabah adliyeye göndeririz. Peki Ezo'nun gitti mi? Kim bu Ezo? Bizim otelin çalışanlarındandır. Mutfakta görevli. O kadarını söyledi de ağzından cımbızla laf alıyor çocuklar. Sakladığı bir şeyler var sanki. Yok ne saklayacak ki? Ben olan biteni anlattım zaten. Vaka mahallinde sizi görünce sen de bunu unutma demiş. Evet. Ben onu benzinlikte bırakmıştım. Ona sinirlenmiştir. İnatçıdır kendisi biraz. Yanına gidelim. Belki sizi görünce rahatlar. Tabii. Bitirelim şu işi. Yorulduk. Buyurun. Ezom, bekle geleyim. Artık bitik Ömer yok. Şu kurtarmalımı bulayım yanındayım Ezom. Ömer kardeş, ne konuşuyorsun kendi kendine? Yok bir şey. Ahan da şu taşların arası olması lazım. Bu Esat dayı da ammacık adammış ha. Ya şimdi mayın arabası patlayıverecek. Kadı dırdır etme. İki dikilinin arasında öbek taşlar olacaktı. Ahan da burası olması lazım. Azat, Şaki, ha. Haydi aslanım. Emrin olur ağam. Haydi vurun kadını. Şaki, sen git yakacak bir şeyler topla gel. Hem ışığımız olsun hem de ısınır azıcık. Kızım nasılsın? İyiyim müdürüm, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ezo, bana sen de bunu unutma diye bağırmıştın ya, hatırladın mı? Anam daha bugün bağırdım, bunamadım çok şükür. Ne demek istediğini soruyor müdür bey. Yani bu sözün olaylarla bağlantısını kurmaya çalışıyorlar. Aramızda bir gerginlik, bir husumet var mı diye. Ben bütün açıklığıyla izah ettim durumu. Daha ne, ettiyseniz daha ne? Bir de senden duymak istiyorlar. Belki durum benim izah ettiğim gibi değildir. Bir durum yok efendim. Kendi akılsızlığı. Benzinlikten eve doğru tabanı yanmış it gibi koşturuyordum. Soluksuz kaldım. Allah razı olsun polisler acıdı halime de arabalarını aldılar. O yorgunluktan bir terbiyesizlik ettiysem kusura bakmayın. Aha özür de diledim. Müdür bey şahit. Silah sesleri geliyordu Ezo. Sana bir şey olmasından korktum. Hiçbir günahın yokken... Günahım olmaz mı? Var. Ne gidersin adamın peşinden? Gir mutfağına, yap işini, al maaşını, çek git. Bunların hepsi had bilmemekten. Haksızlık ediyorsun. He? Tamam işte ben de onu deyim. Haksızım. Suçum neyse kessinler cezamı. Suçum neyse kessin cezamı. Tavşan aslandan yoldaş olmaya kalkarsa... Peki kızım anlaşıldı. Özel meselelerinizi aranızda konuşur halledersiniz.
Hanımefendinin işlemlerini hazırlayın, gidebilir. Tabii efendim. Sizi arayacağım Kadim Bey. Teşekkür ederim. Hadi bacım, imzala şurayı. Zaten gece yarısını ettirdin bize. Ben mi ettirdim? Bunu attınız ana. Balla kim, Kadim kim, onun nesi olayım, senin neyin olayım? Bak müdür bey ne dedi? Özel mesele. Okumuş adamın hali başka. Ezo. Hadi imzala. Tamam. İyi akşamlar. Hadi gidelim. Tamam, herkes kendi yolunu. Teşekkürler. Kadı, derin vurma kazmayı. Bak yırtmayak paraları. Şaki, gel al şu kazmayı, belimi koptu. Ver ağam, ver. Ağam, nasıl bölüşecek paraları? Ne bölüşmesi? Ömer kardeşim paraları. Ne isterse onu alır. Değil mi Ömer kardeş? İş kuracağım. Ne işi? Ağam, ağa varmış. Ne varmış lan? Paralar. Ulan, Allah, tane lan. Nesat Bey doğru söylemiş ha. Ezom gelin. Gelin. Kurtarmalı bulduk Ezom, gelin. Bekle beni, gelin Ezom. Radyodan çıkacakları söyleniyor. Sen kamerayı hazırla da. Çıktılar. Aa, çıktılar. Tamam. Çıktılar. Kadın Bey kardeşinizi kaçırdığı söyleniyor, doğru mu? Ben, mafyanın sizden haraç istediği söyleniyormuş, doğru mu? Nedim Bey yaralı olarak kurtulmuş diyorlar, doğru mu efendim? Lütfen bir çekilin arkadaşlar, Günaydın Barış'cığım, nasılsın? İyiyim abla, sağ ol. Fazla şeker yok, tamam mı? Konuştuğumuz tamam, gibi. Söz mü? Söz. Ay kızım, ne biçim çıkmak öyle ya? Ödümü kopardın. Anneciğim, şuna bir bak. Şuraya. Sakin ol anne, sakin ol. Bir şey olmamış. Serbest bırakılmışlar, merak etme. Aman ne sevindirici. Memleketin rezil olduk. Hale bak. Nedim'le Kadim o haydut kılıklı adamın yanında. Olacak şey mi bu? Aman anneciğim. Aman bütün derdimiz bu olsun be anneciğim. Ben Kadim'i arıyorum hemen. Hadi üzülme artık. Bu esaslar dahilinde yapılacak sözleşmelerde idari şartnameleri belirtilmek kaydıyla sözleşmeyle alınacak mal ve hizmetlerin... Alo Arzucuğum. Arayacaktım ama uyanmanızı bekledim. Ne kadar erken kalkmışsınız. Oo, o kadar oldu mu ya? Annem de gördü mü? Ne olur idare et biraz onu. Ben kurtulur kurtulmaz ya ararım ya gelirim. Tamam canım. Baylar sizi bilmem ama benim biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Bu verileri değerlendirelim. Sonra önerilerinizi dinleyelim. Akşama doğru ararım ben sizi. Tamam, iyi sabahlar. İyi sabahlar. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Hmm.
Hadi hadi bakalım, çabuk hazırlanın, okula geç kalacaksınız. Tamam. Hadi. Allah Allah. Of, tamam anne ya. Hadi geç geç. Ne oldu kız? Karadeniz'de gemiler mi battı? Gemim olsa batardı mutlaka. Kendimiz batıp çıkıyık işte. Neler oluyor Ezo? Sabahtan beri karalar bağlamış gibi oturuyorsun. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Buyurun buyurun. Ayol Havva, neler olmuş neler? Ay ay ay. Ayol kan gövdeyi götürmüş. Ezo anlatsana. Yok daha neler. Kimsenin burnu bile kanamadı. Ne? Ne kanı? Ne oluyor Ezo? Kanamadı. Ne o? Üzüldün mü? Allah Allah, bundan iyi haber mi olur canım? Ezo anlat şu işin aslını. Ya canım, bir şey bilsem anlatırım. Bu sen der misin? Tüh şerefsizler. Ezo. Ya Ezo sana kurban ama üstüme varmayın. Haydi oturun, çay getireyim ben size. Otur oturduğun yerde, kaçamazsın. Otur. Hadi siz de buyurun oturun. Anlat bakalım Ezo. Sıkı tertibat aldırdım. İçin rahat olsun. İçim rahat. Önce bir eve gidelim Nezir. 2 saat uyuyayım da kendime gelem. Sonra yapacak çok iş var. Vallahi oteller zinciri kuracakmışsınız. Doğru mu? He, kuracağım. Hadi. Sen de bekle. Otele de zincire de. Çek canım ağzımdan şunu. Aa. Lütfen çekin. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. Tanrı'dan diledim. Hadi dur. Bu kadar dilek, aman aman. Durmadı terbiyesiz. Bu kadar. O yarın. Hop. Kurbanın olayını biliyor. Bir daha. Buyur kardeş. İstanbul'a gidin. Bize en yakın yere atı ver. Atla götüren çok şanslı adamsınız. Azat Şakir, arkaya atlayın. Yürüyün lan. Bana kısmet değil. Tamam, devam et. Gördün mü acemiyle iş tutmanlasılmış? Ocağına düştüm. Aman git kardeşimi kurtar diye yalvar yakar oldu. Gittik. Ne? Üstümüze polis çağırmış. O zaman baştan al git polisi. Kurtar kardeşini. Ben ne karıştırayım? Vallahi. Olmuş işin kötüsü olmaz. Oturup düşünüp bir yol çizem babam. Bana kalırsa olanlar hayırlı oldu. Hayırlı he mi Nezir? Ya adamlar köyden gelip Suriye'den çıktılar. Sanırsın koca emniyetin işi gücü kalmamış, benim çetelim tutuyla. Nur Hanım şu kadar Suriye'ye gitmiş gelmiş. Niye gitmiş? Ben mi göndermişim? Bir şeylerini göndermişim onunla, anladın? Kadim Bey'le nasıl tanışmışız? Tabii ben can simidi gibi atladım sorunun üstüne. İşte böyle tanıştık. Müdürün 3 kuruşumuz var değerlendirelim diyesi olduk. Hadi bu sefer öbürü aldı. Zeynel'i kim vurdu? Ya lan adamı. Kim vurdu bilsem sağ mı bırakacağım? Öyle mi dedin yoksa? Der miyim canım? Bilsem seni aramaz mıyım müdürüm diyesi oldum. Hadi bu sefer azar işittik. Kurnazlık etmeyesiymişiz. Bizi çok iyi tanıymış. Neyle sorular. Sorular ki mümkün nekir akıl edip sormaz ha. Sen anlayacaksın Nezir. Biz bu emniyet müdürüyle uzaktan akraba olmuşuz da haberimiz yokmuş. Adam önüme bir dosya koydu. Ben benden korktum ha. Vallahi. Sen iyi gözünü yıldırmış bu İstanbul polisi. Ne diyin ha? Gelsin evde anlatırım, dinlersin. Hey gidi devran hey. Ya işte böyle. Ezo. Kadim Bey'e hiç kızma. En doğrusunu yapmış. Yoldaşını yolda bırakmak mı doğrusu? Aşk olsun yani Arzıya abla, gücendim ha. Hiç gücenme. Kan gövdeyi götürebilirdi. Ne yapacaktın? Hı hı.
Ayırırdık. Bir şey yapardık canım, ne bileyim. Ayırırdı. Senin daha yediğin kurşun izi geçmedi be. Ne kurşunuymuş? İyice saçmaladın ha Nizam abi. Ezo, bu kurşun hikayesini çabuk anlat. Oho, size iyi muhabbetler. İş güç beni bekliyor. Masalın hiç sırası değil. Şu başına açtığım işlere bak. Sana yüklenecekler Nedim. Toparlan biraz. Sonra tek tek geçelim üstünden. Ne oldu? Nasıl oldu? Ama şunu söyleyeyim. Süreyya çok sağlam yerlere dayamış sırtını. Pervasızlığı ondan desene. Evet. Kadının bir tür dokunulmazlığı var sanki. Kimse toz kondurmuyor. Emniyette bile saygıyla söz ediyorlar. Halbuki bu Seyit denen adamı tutan o değil mi? Abi, ya daha nasıl söyleyeyim? Ya ofiste gördüm diyor. Sonra adam düpedüz tehdit etti beni. Ve son olarak da dün işte. Ucuz kurtulduk vallahi. Ucuz kurtulduk sayılır, evet. Şimdi seni yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçlayacaklar. Haksız da değiller. Neyse, cezam çekmeye hazırım ben. Her türlü yolsuzluğu, dolandırıcılığı tezgahlayanlar ortada dolaşırken, öyle mi? O kadar uzun boylu değil Nedim. Yedirmeyeceğim seni o alçaklara. Alo, Ezo. Kadim Bey, bak, abi, buyurun. Başlıyoruz ama ondan sonra feveran etmek yok. Tamam. Kusura bakmayın, işe geciktim biraz. Hadi. Hadi geleceğim tabii. Akşam. Kusura bakmayın, akşam sözüm var. İnşallah. İyi günler. Şöyle bir bakalım. Neye güldün? Hiç. Tamam. Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Evde diyeyim, evde. Yok, sağ olsun Mehmet abi, ne lazımsa bırakmış eve. Ben de bir şeyler alırım giderken. Sen gelmiyor musun benimle? Ya kızım, gidin oturun dinlenin. Ezo, söyledim sana. İstersen orada kalırsın. Kendi evin senin. Meryem kızım, sıkışırsan hani bu ballı mallı gelirse, biz de arkandayız, unutma sakın. Hepiniz sağ olun. Zor zamanında destek oldunuz. Allah razı olsun. Estağfurullah kızım. Hadi. Ezo, benimle kalsın kız. Tek başına sıkıldı insan. Ya ben de kaç parçaya bölüneceğim anam. Eşyalarım hala Elçin abla'da. Ey tamam, bir görek şu evi. Ey yavrum benim be. Bilek bu bilek. Hadi bitti işte, haydi gidelim. Ustam, baklavalar hazır, biz gidiyik. Şu köşedeki anahtarcı Semih'e gidin. Çoğaltsın evin anahtarını. Tamam. Para isterse de yüzüne tükürün. Hadi kolay gelsin. Hadi, buzarlar da senin yüzüne tükürecek şimdi. Hadi oyna bakalım. Yine balım patladı be. Annem. Hadi biraz otur ha. Ay, oturacak hal mi kaldı benle be kızım? Bastığım yeri bilmiyorum be yavrum. Sen al bakayım şunu. Hadi iç biraz. Bak. Kendin de konuştun. Nedim iyi. Kadim işleri yoluna koymaya çalışıyor. Yeniden birlikteler. Gerisi hikaye. Bir atlasınlar, oturur anlatırlar. Biz de dinleriz. Sen şimdi bu işler tatlıya bağlandı. Sorun kalmadı diyorsun, öyle mi? Yani şimdilik yapabileceğimiz başka bir şey yok diyorum. Of. Ama ille de meraklanmak, kendini harap etmek istiyorsan o başka. Ahuballı denen adam. Ahuballı denen adam. Anne, Allah aşkına yeter. Ay, hiçbirinin adını duymak istemiyorum. Ya sabahtan beri en azından 40 kere ballı dedin. Amma taktın bu adama kafayı ya. Ben mi taktım? Adam geldi, içimize kadar oturdu. Gideceği de yok.
Bak demedi deme. Ne yapayım peki anne? Ha? Hadi kalk gidelim otele. Gidelim yakalarına yapış hesap sor. Ha, benim derdim bana yetiyor zaten. Ha, benim ballı falan düşünecek halim yok. Senin derdin ne peki diyeceğim. Tabii diyemiyorum, yok bir şey diyorsun. Ben de öyle saçma sapan konuşuyorum işte. Biraz kırıklık var üstünde. Uykumu alamadım herhalde. Ben biraz uzanacağım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun ağam. Açsınız. Ne demezsin? Ne güzel, sofra hazır zaten, buyurun. Göreyim mi Nezir? Eşkıya karısı valla. Açın kadın. Yürü. Bu Nedim Efendi kuyruğu fena kıstırmış Nezir. Nasıl çekip alırız bilmem. Onu da Kadim Bey düşünsün. O da düşünsün, biz de düşünelim. Biz halledebilirsek çok daha iyi. Yine var bir tilkilik aklında ama. İşe girdik babam. Biz de hayır kurumu değilik. Kadim Bey de babamın oğlu değil. İpler elimizde olsa fena mı? Yine de insaflı ol ballı kardeş. Altı yumurtlayan tavuğu kesmeyek. Şu Seyit Kavat'ı. Yine sabun gibi kaydı gitti elimizden. Kes lan, kes be. Şakır şakır kafamı ütüledin lan sabahtan beri. Oyuncak mı lan o? Kusura bakma ağam. Yapmayı veririm. Sen çıkıp dolaşsana biraz. Paran var mı? Para kolay da. Hüseyin ağanın emri. Odadan çıkılmayacak dedi. Peki niye açmıyor telefonunu Hüseyin ağa? Polisin burayı tespit etmediği ne malum? Bilir miyim? Bize düşen... Yani... Hadim olmayarak... Bana düşen söyleneni yapmak. Askerlik gibi. Bilise. Benzettiğin şeye bak. Lan sen şimdi ölsen şehit mi olacaksın? Haşa. E o halde itiklesene şunu. Ne asker? Peki otur. Otur bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Özevi beğendin mi? Sağ olasın. Geç otur. Söyle bakalım, benle kalacaksın mı? Bak Meryem, şartlarım var, uyulmazsa olmaz. Söyle. Bu eve silah girmeyecek, senin üstünde silah bulunmayacak, bu bir. Düşmanım var Ezo. E polis de var, dağ başında değilik. Ezo, peki kabul. İçki içmeyeceksin. Neden dersen sen içki içince hakikaten delirin. Ya içsem ben bir kadeh anca. Hayır, damlası bilem yasak. Ne demişler? Deli sarhoş görünce sopasını saklarmış. Ben de deliden korkmam, sarhoştan korkarım. E içmeye veririm can. Bitmedi. Sen şimdi paranın peşine düşmüşsün bir yandan, he mi? Tarlalar satıldı. Kuruşuna kadar el koydu Seyit denen şerefsiz. Bir bardak soğuk su içeceksin. Yok, olmaz. Tamam, olmazsa bu işte olmaz. Haydan gelmiş huya gitmiş. Emeğin olmayan bir para. Çalışır kazanırsın. Kolaydı. Zor ya, bana mı söyleyin? Ama mümkün. Bak birlikte çalışırsak daha da mümkün. Tatlıcı da he mi? Bak gör orası nasıl olacak. Azza. İçimi bir bilsen. Sen böyle konuşunca sanki ılık bir rüzgar esiyor. He diyeyim, doğrusu bu. Sonra bir şey olayım. Aha buradan böyle ateş gibi kafamı sarıyor. Öyle bir ateş ki
Elimi alıp savursam İstanbul'u kül edecek. İşte o zaman yanımda ol benim. Şu enseme bir dokunsan serin serin, belki geçer gider, rahat bırakır beni. Peki. Deneyelim bakalım güzel gözlerim.